Fırat Masası programıyla tekrardan karşınızdayız. Siyasetçi Mustafa Ünsal Karatepe bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun bizi ağırladığınız için sizlere, Kanal Fırat ailesine ve değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? İyidir. Teşekkürler. Sağ olun. Geldik Elazığ'a. Partimize hizmet etmek için dünden itibaren yoğun bir çalışmamız var. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez. Elazığ için, ülkemiz için güzel sonuçlar elde ederiz. İnşallah. Sağ olun. Efendim, CHP'nin Elazığ il başkanlığını yürütmüştünüz. Evet. AK Parti'ye katıldınız. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozetle AK Parti'ye katılım sağladınız. Evet. Peki neler söyleyeceksiniz? Bu katılım süreci nasıl oldu? Tabii şunu söyleyeyim. Ben Elazığ'da 2011 yılları arasıyla 2015 yılları arasında belli dönemlerde il başkanlığını yürüttüm. 2011 seçimlerinde de Elazığ'dan 5. sıra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı olduk. Adaylıktan sonra da bize il başkanlığı için teklifte bulundu. İl başkanlığı için yarışa girdik. Benim seçimlerim hepsi seçimli oldu. Atamayla olmadım ben. Birileri atamayla gelebilir ama biz hepsini seçimle geldik. Ve geldiğim seçimlerin hiçbir tanesinde de delege yazmadım. Kendileri delege yazdı. İl başkanlığı seçimini ben kazandım. Çok mutluyum çünkü niye? Arkamda beni seven bir kitle vardı, bir partililer vardı. O benim için bir mutluluk verdi. Tabii biz mücadelemizi yoğun bir şekilde yaptık ama baktık ki parti artık çizgisinden iyice ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi artık misyonunu tamamlamış gibi göründü. Partiyi beşli çete ele geçirmiş. O dışarıda konuşurlar ya beşli çete diye. O beşli çete kendilerinde olduğu için onu başkasına söylüyor. Asıl beşli çete onlarda. Partiyi elinde tutarlar. İl delegesini yazarlar, genel merkeze giderler, seçim olduğu zaman genel başkanı seçerler. Ve şunu da söyleyeyim, çok yerde biz bunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi olmayıp da üyesi olmayan insanları getirirlerdi oraya. Ben buna her zaman çok karşı çıkmışımdır. Bu partiye hizmet eden insanları getirin buraya. Cumhurbaşkanı, özür dilerim, genel başkan havalimanına gelir, bakarsın partilerin hepsi havalimanında genel başkanı karşılar. Genel başkan gider bir tanesini partiye getiremesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle milletvekiller var ki daha Cumhuriyet Halk Partisi il binasından içeri girmemiş. Ama bu adamlar geliyor milletvekili oluyor. Biz bunlara karşıydık. Biz bunun mücadelesini yürüttük. Ama başa çıkamadık. Biz 2015 Haziran seçimlerinden sonra arkadaşlarımla gerekli görüşme yaptık. Ben partiden ayrıldım. Benim artık misyonum buraya kadarmış dedim. Biz bu işi yapamıyoruz. Bu işi siz daha iyi yapıyorsunuz. İnşallah bu ülkede iktidar olursunuz. 70 yıldır iktidar olmak için çalışan bir parti değil. Nemalanan bir parti olmuş. Beşli çete genel merkeze yuvalanmış. Partiyi nasıl kendi elimizde tutarız? Nasıl genel başkanı seçeriz? Bu genel başkan bize yaramadı. Nasıl yeni bir genel başkan getiririz buraya? Şunu ben size söyleyeyim. Çok ağlanacak bir durum vardı. Bir sosyal demokrat parti 15 seçim ve sonra değiştikten sonra 12 seçimi üst üste kaybetmiş ama daha bunlar koltuğa sarılmışlar. Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da sosyal demokratlarda bir seçimi kaybeden genel başkan ve ekibi istifa eder. Niye? Guruna yediremez. Bizde 12 sefer ezici bir çoğunlukla yenildi ama maalesef herkes yerinde duruyor. Biz buna karşıyız. Ben şimdiye kadar partim için hiçbir şey konuşmamışım. Ben baştakiler için konuşuyorum bunların hepsini. Bu şekilde yürümüyor. Partiyi getirdiler, marjinal bir parti durumuna düşürdüler. Herkes kendi rantının peşine düştü. Biz buna hayır dedik. Ama biz şunu gördük, zamanda da vardı. İyi çamur atarlar bunlar. Biz çamur atalım. Tuttu, tuttu, tutmadı. O gelen çamuru kendi üzerlerine çok güzel sürmeyi biliyorlar. Çünkü niye? Kıvırıyorlar, iyi kıvırırlar. Biz bunu söyledik, yarın hayır biz bunu söylemedik, diş oldu. Çünkü ruhlarında var. Ama kişilikli, onurlu adam söylediğin arkasında durur. Ben her zaman söylediğim arkasında durdum. Onun için de siyasette bir yere gelemedim. Onu açıkça söyleyeyim. Dik başlığımdan dolayı. Ben gerçekleri söyledim. Kovuyorlar. 9 köy. Kovsunlar 9 köyden. Bir 10. köy bulabiliriz dedik biz. Onu orada bıraktım. 2015 yılından sonra biz 7 yıl siyasete ara verdik. Ben parti üyeliğinden bile istifa ettim. Bakın parti üyeliğinden bile istifa ettim. 2 yıldır parti üyeliğinden bile bir istifa etmişim ben orada. Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bizi AK Parti için layık gördü. Tabii biz de onurla, büyük bir şerefle bunu kabul ettik. AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünde de Sayın Cumhurbaşkanımız bize parti rozetini kendi elleriyle taktı. Bu bizim için bir, büyük bir onurdur. Büyük bir şereftir. Biz bu onuru ve şerefi gücümüz yettiği kadar, ömrümüz yettiği kadar inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizim amaçlarımız farklı. Biz hizmet için geldik buralara. Benim bir sıkıntım yok ya. Ben Ankara'dayım. Doğma büyüme Elazığ'da yaşamışım. 5-7 yıldır biz Ankara'dayım. Ama biz burada ilişkimizi koparmıyoruz.
bu memleketimize, bu şehrimize bir şeyler yapmak istiyoruz orada. Ama mevcut olan partimizde biz bunları yapamadık. Yapamadık, nokta dedik biz burada. Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor. Bu yeni süreçte de bizim de eğer orada bir incir çekirdeği kadar bir faydamız olursa da ne mutlu bize yani. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp AK Parti'ye geçiş yaptınız, evet. Katıldınız. Peki neden AK Parti? Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye'de 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir parti var. Onu da bir tarafa bıraktım. 15 seçimi üst üste kazanmış bir parti var. Bir mantık olan düşünmeler. Onu da ben bir kenara bıraktım. AK Parti diyor ki bu ülkeyi ben yönetmeye tabiyim. Ama diğer partilerde böyle bir şey yok. Ne oldular? Kazanamayacağını biliyorlar. 6 kişi bir araya geliyor. Bakın 1'e 6 olabilir mi? Bu fizik kurallarına bir aykırıdır yani. 1'e 6 ama onlar onu düşünmüyorlar. 6 kişi bir araya geliyor. Kendi menfaatleri için her şeyi mübah görürler. Ama başkası yaptığı zaman günah görürler. Biz bunları yıkacağız. Bu ülkede şu şey var. Bir yanılgı var. Çok hatalı bir yanılgı. Birileri bir hırsızlık yapar. Birileri çok kötü bir şey yapar. Kimsenin sesi çıkmaz. Ama birileri söylediği zaman onu suçlarlar. Niye söylüyorsun? Arkadaşlar söyleyelim bunu ya. Yapan suçlu değil, söyleyen suçlu. Böyle bir mantık olabilir mi? Biz bunları gördüğümüz için biz bu dakikadan itibaren artık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına yürüyeceğiz. AK Parti teşkilatlarının arkasında yürüyeceğiz. Ben dün itibariyle üyeliğimi yaptım. Ben şu anda Elazığ'da AK Parti'nin bir üyesiyim ben. AK Parti il başkanımızın bana vereceği tüm işlere, görevlere ben amadeyim yani. Benim başkanımdır. Ne derse onun dediği olur burada. Çünkü niye? Sayın il başkanımız burada Cumhurbaşkanı'nı temsil ediyor. Bizim burada yapacağımız her türlü hareket Cumhurbaşkanımıza yansıyor. Biz o yüzden kararımızı verdik. Siyasetse siyaseti biz burada yapalım. Çok parti bana söyledi geldi. Hayır ben gitmiyorum. Çünkü görüyorum. Sonuç yok ortada. Bu ülkeyi bakın bu ülke uçuruma sürükleniyor. Kimse bunun farkında değil. Ama sürüklendikten sonra herkes konuşur. Biz şimdiden konuşuyoruz. Yarın sürüklendiği zaman arkadaş bizim suçumuz yok. Biz bunu defalarca sizlere ilettik. O yüzden biz AK Parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Kısmetimizde ne varsa, neyi göreceksek onu da göreceğiz. Bizim ona da eyvallahımız var. Ama biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Yine söylüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde en fazla muhalefet eden il başkanlarından bir taneydim. Niye? Ben gerçekleri söylüyordum. Sen Cumhuriyet Halk Partilisin. Parti için gidip didiniyorsun, çabalıyorsun, koşturuyorsun, işinden, evinden, ekmeğinden feragat ediyorsun. Hop bakıyorsun tepeden birileri geliyor. Sen diyor mecbursun çalışacak, adam orada oturur, iş adamı müteahhitlik yapıyor. Benim suçum ne ya? Elazığ'ın suçu ne, bu ülkenin suçu ne? Değişiyor mu? Bakın ben yine söylüyorum. Beşli çete başta. Onlar o beşli çeteyi kendilerinden öğrendiler. Bir insanın fikri neyse zikri de o olur ya. Bunların fikirleriyle zikirleri örtüştü çünkü. Yapın bakalım nereye kadar yapacaksınız? Burada kaldı kaç ay seçimlere? 23 Haziran'dan sonra o zaman bakalım muhalefet partilerine konuşacak. Seçimi kaybettiği zaman ne sol parti kalacak, ne diğer partiler kalacak. Hepsi darmadağın olacak. Çünkü halk buna tepki gösterecek. 6 kişi birleştiniz, yine yıkamadınız. Bitti artık da. Yani yapacak başka bir şey yok bunlar için yani. Efendim, tabii devam edebilirsiniz. Biz bu vesileyle kendi geleceğimizi, memleketimizi, ilimizi ne olacağını görüyoruz artık da. Biz o yüzden buna yardımcı olmak zorundayız. Eğer taşın altında kalacaksa da kalalım, hiç önemli değil. Allah'ın bize verdiği bir ömür var. O ömrü kimse değişemez. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Bakalım kim zararlı çıkacak. Ama şunu ben tekrar söylüyorum. Şu andaki parti geleneğinde iyi bir çamur atma olayı vardır. İyi çamur atarlar. Düşünmezler ki biz bu çamur atıyoruz ama ne cevap vereceğiz bunlara? Neler yapılıyor mesela çamur atmak dediniz? Şu var neler mesela yapılıyor? Ben ileriki şeyde gelirsiniz belki sorarsınız. Ben şimdiden söyleyeyim. Ben 24 saat oldu AK Parti il teşkilatında ve AK Parti üyeliğim orada. Evet. Ben katıldıktan sonra çok bir huzursuzluk çıktı. Niye? Benim tabanım belli. Benim arkadaşlarım belli. Biz AK Parti il binasında partiye katılım töreni düzenledik. Bakın bu insanlar öyle bir aciz duruma düşüyorlar ki fotoğraflar çekiliyor. Çekilen fotoğraflarda diyorlar ki ya bir tane diyor burada CHP'li yok. Evet, CHP il başkanı avukat Çağlar Duran açıklama yaptı. Ben almak istemiyorum. Sadece bir kişinin olduğunu söyledi CHP'den. Bak buraya gelip ben kimseyle muhatap değilim, onu söyleyeyim ben size. Benim muhatabım il başkanımdır. AK Parti il başkanıdır benim muhatabım. Onun haricinde ben kimse söylemiş hiç umurumda değil ben orada. Ben ne olur benimle ilgili
partiyle ilgili bir şeyler olursa cevap veririm. Ha, şahsımla ilgili olana cevap veremem, onu da söyleyeyim. Benim şahsım için söylesinler, o benim sorunum. Partiyle diğer ilgili konu değil. Ama burada ne? Partiyle ilgili konular. Ben cevap vermek zorundayım oraya. Onu da söyleyeyim ben. Diyor ki manşet, 50 kişi katıldı, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partili değil. Doğru mu? Manşeti kendileri vermiş orada. Sonra efendim dönüyor, bir de fotoğraf. Sanki büyük bir hazine keşfetmişler gibi. O hazineyi biz bulduk. Yani tamam, yeter artık daha. Biz, hayatımız kurtuldu. Fotoğraf göstereyim. Fotoğraflara bakıyorsun. Şimdi öyle bir araştırsalar, o fotoğraflardan başka fotoğraf var mıydı? Orada çekilen başka fotoğraf var mıydı? Orada biz il başkanlığında törene katıldığımız zaman bizi seven insanlar, bakın yine söylüyorum, bizi seven insanlar ve Cumhuriyet Halk Partili gönül vermiş insanlar. Hepsi yanımıza geldi. Ama o fotoğrafa bakıyorsun, iki tane çocuk var, yeğenlerimiz orada. Onlar bizim yanımıza. Arkada birkaç tane köy muhtarı var. Ya insan bu kadar aciz olabilir mi? Sen yaşadığın ilin veyahut da etrafındaki köylerin muhtarlarını tanımıyor musun arkadaş? Hesap, Cumhuriyet Halk Partisi muhtarlara rozet taktı. Ne alakası var ya? Muhtarlarım o günü oraya gelmişler. Biz de oradaydık. Beni sevdikleri için yanımda bulundu orada. Bir sefer yani bunlar, zaten bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi değildi ki arkadaşım ya. Sen muhtarları nasıl getirdin Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi yaptın da onları AK Parti'ye kaptırdın ya, bu kadar zoruna gidiyor. Böyle bir şey yok ki. İki, sonra da dönüp diyor ki yalnız bir kişi vardı. Ben de şunu söylüyorum. Elazığlı hemşerilerime, siz saygıdeğer medyamıza, hiç kimse yoktu, bir kişi var. Tamam, ona da eyvallah. Doğru söylüyorsunuz dedim. Kimse yoktu Cumhuriyet Halk Partisi. Hepsi hikaye geldi oraya. Arkadaşım, Sivrice ilçe başkanımız Akif Ağralı, Cumhuriyet Halk Partili mi sorun? Bir sorun bakalım. Cahit Çataltaş, isim veriyorum, bakın ben medyaya isim veriyorum. Bunlar şey yapın. Cahit Çataltaş, Cumhuriyet Halk Partili mi değil mi? İsim mi? Onlar konuşuyorlar ya. Geldik son noktaya. Bir kişi vardı. O bir kişi de kim biliyor musunuz? Bakın ben size burada yemin ediyorum bunu. Bunu söyleyeceğim kelimeler çok farklı algılanabilecek Elazığ kamuoyunda. Bir kişi vardı. Tamam diyorum. Bir kişi doğru. Kim? Hepsi CHP'li değildi. Biz yalan söyledik size. Biz kamuoyunu, Elazığ kamuoyunu kandırdık dedim. Bir kişi vardı. O bir kişi de kimdi biliyor musunuz? Bizim Maden eski ilçe başkanımız. Size yemin ediyorum, eğer Maden ilçe başkanı kendileri diyor, bir kişi yalnız CHP'liydi. Eğer CHP üyesiyse ben yarın sabah 24 saati bitti, AK Parti'ye zarar verdiğim için AK Parti üyelerinden istifa ediyorum. Eğer o dediği kişi Fethi Torun Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyse eğer diyorum, bakın ha, kendileri bunu söylüyor, ben söylemiyorum ha. Üyesiyse ben yarın sabah AK Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Çünkü niye? Ben AK Parti'ye zarar veriyorum. Ben yalan konuştum AK Parti'ye. Partim zarar görmesin diye ben. Ama eğer bunu ispatlamıyorsa söyleyen zat-ı şahane hemen istifa etmek zorunda. Eğer istifa etmediği takdirde o alırım o çamurları, baştan aşağı suratlarına süreceğim ben onları. Sayın Duran şu açıklamalarda bulundu. Bir kişi CHP'li, evet, fotoğrafta, o kişiyle de görüştük. Hı. Hukuki süreç başlattık hatta. Ne hukuki süreç bak, CHP'li yani benim, bakın işte. Destek amaçlı yanınızda olduğunu. Bakın bak, söylemiş. Ben de şunu söylüyorum. Eğer üyeyse diyorum, ya yarın sabah medyayı çağırsın biliyor ya. Hı-hı. Bakın şunu söyleyeyim. O zat-ı şahane o konuşmayı yapamaz. Onun ağa babası o konuşmayı önüne veriyor, yapıyor. Ben o partinin içerisinden yetişmişim. Kimin oraya ne yazı yazdığını ben çok iyi biliyorum. Kim ona o yazıyı servis ediyor, o da medyayı konuşsun. Yarın onlara da sıra, o beşli çeteye de sıra gelecek. Merak etmeyin. Benim altım kuru. Benim için hiçbir şey konu, ama ben onlar için çok şey konuşabilirim. Çok şey konuşabilirim. Ve Elazığ'da dışarıya çıkacak yüzler olmaz onların. Ben yine söylüyorum, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye'de tek genel merkeze muhalefet eden il başkanıyım. Yoksa ben 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekiliydim. Aldıkları oy kaç? 35 bin. İttifaktan dolayı 90 bin oy aldı. En yüksek oy alan CHP o çıkar. Ben burada milletvekili, ben onu ezdim geçtim. Bana teklif git, hayır ben gidiyorum dedi. İki, beni genel merkez görevden almış. Sizin haddinizde mi beni görevden almak? İspatlayın bakayım bunu. Üç, kendi yönetim kurulu arkadaşları istifa etti. Doğru, istifa etti. İstifa ettiren senin ağa baban. Bilmiyor muyum ben bunları? Yönetim düşürmek için. Ben ne yaptım? Onlar benim yanım. Abi dedi, biz zor durumdayız. Bir dakika dedim kardeşim, ben istifa ediyorum dedi. Bitti. Bakın ben açık açık söylüyorum ha. Ben çok özür dilerim. Buradan girip buradan çıkmıyorum yani. Ben direkt açık açık söylüyorum. Benim prensiplerim böyle. Ben kimsenin söyledikleri lafın altında da kalmam. Cevabım var çocuk. Çünkü anlamak. Altım kuru.
Ben yaş olan insanlarla şimdiye kadar oturmamışım. Elazığ kamuoyu lütfen bunu bilsin. Dışarıda çıkıp şov yapacak. Ben ya kardeşim çok özür dilerim, bizde bir laf var ama söylemeyeyim burada, belki uygun olmaz. İktidar olmadığın zaman her şeyi çok güzel konuşursun. Bir iktidar ol bakayım hele. Sen gezebilir misin burada? Bir ol bakayım, gezebilir misin? Çünkü senin yönetme gücün yok. Kapasiten yok senin ya. Kapasiten yok. Bir insanda kapasite olacak ya. Bir adam siyasetçiyse biliyor musun ne olur? Şu Gazi Caddesi'ne çıkar. İki elini cebine kor böyle, tamam mı? Cebine kor. Sana kimse şahsın için orada laf söylemez. Yaptığın hizmetler için laf söyle. Bırak halk söylesin. Ben de kendimi düzeltirim. Önümü daha değişik giyerim. Ceketimi daha farklı giyerim. Biz bunun için geldik buralara. Çıkarım Gazi Caddesi'ne, bırakın istediği kadar halk söylesin. Bunların uyuzu var mı? Ben dün Kanal 23'te programım bitti. Program bittikten bir saat sonra Feyiz Çakmak ve Yıldız Bağları'na gittim. Bu rozetle beraber, ama kusura bakmayın ha. AK Parti rozetiyle beraber ben mahalle gece 1'e gittim. Kimse bana bir şey demiyor. Abi dedi, iyisini yaptın dedi. Şimdiye kadar dedi bizi eziyorlar dedi. Yeter artık dedi ya dedi. Bıksın o zaman dedi. Şimdiden destek almaya başladınız diyebiliriz. Ya bakın şunu söyleyelim. Biz attığımız adımların iyi farkındayız. Bize nereden ne geleceğini çok iyi biliyoruz. Herkes de bizi çok iyi tanır. Öyle çıkıp çakallık yapacağım, şunu yapacağım. Buyurun yapabilirsiniz. Ama sonucuna katlanırsınız. Siyasi olarak sonucuna katlanırsınız orada. Ben 20 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet ettik biz burada. Ama biz hizmet ettik. Diğerleri adamlar geldi yararlandı. Ya partiye oy getirmeyen adamları bakan, özür dilerim bakan diyorum. Milletvekili yapıyorlar ya. Milletvekili yapıyorlar ya. Ya git kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy almadığı bir sürü il var. Git oradan aday ol. Cumhuriyet Halk Partisi oyun %100 çıkar. O da büyük başarı. Olur mu canım ya? Kadıköy'den geleyim. Birinci sıradan aday ol. Kadıköy'e kimi aday korsan koy kardeşim, kazanıyor ya. Çöpçüyü de koysan kazanır. Tablacıyı da koysan kazanır. Beni de koysan kazanır. Orada parti ise başka yerde aday ol ya. Git Rize'den aday ol. Git Yozgat'tan aday ol. Git Kayseri'den aday ol. Git Konya'dan aday ol. Göreyim mi kayım sen o zaman? Biz bunlarla mücadele ettik. Ama baktık ki bunlar bu sistemde partiyi kendi babaların çiftliği yaptılar. Buyurun çiftlik sizin olsun. Biz Marabalık'a razıyız kardeşim. Böyle çiftlikte yaşayacağımıza biz Marabalık'a razıyız. Buyurun dedi Kodri Meydan. Yani o kişinin o konuşmaları, o yazmaları imkansız bir şey. A babası önüne atıyor. Ben kim bu, peki? Onları da söyleyeceğim ben. Ben bu partiye seçimle gelmişim. Atamayla gelmemişim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. Ben bu partiye seçimlerle gelmişim. Kendi delegelerim, bir tane delege yazmamışım. Bir tanesi çıkıp söylesin, cevabını vereyim. Kendileri delege yazdı, ben il başkanı oldum. Kendileri delege yazdı, ben il başkanı oldum. Yediremiyorlar bunu. Olmaz. Bundan sonra eğer kısasa varım ben. Ha, boynum kopacak, varım, ona da varım. Efendim 2011 ve 2015 yılları arasında görev yaptığınızı söylediniz. Ancak Başkan Duran 2011 yılında 6 ay, 2015 yılında ise 8 ay görev yaptığınızı, toplamda 1,5 yıl dahi olmadığını söyledi. Bu iddiaya ne diyeceksiniz? Doğru. Ben doğru bir şey demedim ki ona. Onunla ilgili bir şey konuşmadı. Evet. Ben şimdi o süresine bakmıyorum. O süreler ne zaman bitmiş? O sürelerde seçim oldu. Ben seçimle geldim. Atamayla gelmedim. O zat-ı şahane seçimle mi gelmiş buraya? Kaç kişi partiden ihraç ettiniz seçimlerde? 68 kişi partiden ihraç ettiniz. Delege yazdınız ki il başkanlığını kazanasınız. Merkez ilçeyi kazanasınız burada. Ne oldu size? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Kendinize geldiği zaman demokrasi, menfaatinize gelmediği zaman olmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaş. Orası kimsenin babasının çiftliği değildi. Yaptılar çiftlik. Bu onların olsun. Ama o beşli çete onların şeyini verecek, hesabını verecek. O beşli çete Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne kötü duruma düşürmüşlerse halk onlardan hesap soracak. Ben Elazığ kamuoyundan rica ediyorum. Görsünler neyin olduğunu. Görsünler neyin olduğunu. Bu ülkeye arkadaşım diktatör diyorlar Cumhurbaşkanı'na. En büyük diktatör sensin. 12 yıldır seçim kaybetmişsin. Bırakmıyorsun koltuğunu ya. Bundan iyi diktatörlük olur mu? En büyük diktatör sizsiniz. Ben bu lafı il başkanı olduğum zaman söyledim ama şimdi söylemiyorum. Kusura bakmayın ha. Efendim o zaman da eleştiri yapıyordunuz yine. Diyebilir miyiz? Elazığ'daki medyadaki konuşmalarıma bakın. Ne zübüğünü bırakıyordum, ne leş kargalarını bırakıyordum. Buyurun bakın. Yoksa desin bu adam yalan söylüyor. Niye? Ya bizim amacımız hizmet etmek, gariban insanlara sahip çıkmak. Bu adamların derdi o değil ya.
Kadıköy'ün, Ankara'nın en lüks yerlerinde otururum. Halka tepeden bakarım. Sen işçisin, işçi kal. Yok kardeşim, ben işçi kalmıyorum artık. Ben iş adamı olmak istiyorum. Var mı itiraz olan? Artık bunu konuşmamız lazım ya. Bunu konuşmamız lazım. Ülkenin durumu ortada, görüyorsunuz. Dünya savaşın eşiğine gelmiş. Her taraftan zengin olan ülkeler musluklarını kapatıyor. Üçüncü geri kalmış ülkeler, üçüncü ülkeleri zor durumda bırakalım. Kardeşim biz her zaman üçüncü ülke olmak zorunda mıyız ya? Biz her zaman geri kalmış ülke olmak zorunda mıyız ya? Ya birisi bize şey olalım, baba it olalım. Köprü yapma, yapmayalım. Baraj yapma, yapmayalım. Yol yapma, yapmayalım. Ne yapalım efendim? Ne yapalım söyleyin, ne yapalım? Alternatif söyleyin. Havalimanı yapmayalım. Ne yapalım arkadaş, siz söyleyin. O paraları biz yiyeceğiz canım ya. O paraları biz yeriz, ne gerek var? Yapılmadı mı? Yapıldı bunlar hepsi. Benim partiye girişimi eleştiriyorlar. Ya Cumhuriyet Halk Partisi, biz bunun itirazını yaptığımız zaman siz diyordunuz ki ya partiyi açılım yapalım. Bu parti tek burada kalmasın. Ya Mehmet Bekaroğlu'nu getirdiniz. Partiye koydunuz. Ne oldu, bu adam nereden geldi? İttifak yaptınız. İttifakta milletvekillerini getirdiniz partiye. Kendi milletvekillerinizi istifa ettirdiniz. Bir diğer partiye geçirdiniz. Ya bu kadar olmaz ki. Yani bir laf söylensin. Bakın ben yine şunu söylüyorum. Ben unutmadan şunu da söyleyeyim bu partiyle ilgili. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kimi seçtiniz? Mansur Yavaş'ı seçtiniz. Bu Mansur Yavaş beyefendi doğuştan Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat bir isim miydi? Siz neyi sorguluyorsunuz bana? Kendinize geldiği zaman olur. Biz gittiği zaman hain mi oluyoruz bu memlekette? Hainli ilk önce kendinize bakacaksınız. İlk önce oturup şapkayı önünüze koyacaksınız. Ondan sonra karşı tarafa bu ithamlarda bulunacaksınız. Ben yine söylüyorum. Bizim Maden eski CHP ilçe başkanımız, eğer parti üyesi ise ben yarın sabah AK Parti'den istifa ediyorum. Bakın burada tüm Elazığ kamuoyunda söylüyorum bunu. 24 saat üyeliğim var. Eskiden bir bebek olur da 40'ı çıkar derler. Daha bizim 40'ımız da çıkmadan biz istifa ettik. Bunu söz yapıyorum. Ama bunları ispatlayamasa kendisinin istifa etmesi gerekiyor. İstifa etmediği takdirde o bana atılan çamurların hepsini güzelce süreceğim. Ve yandaki ağababalarıyla beraber. Bakalım ne oluyor hele. Bu insanlık, bu siyaset bu kadar mı ucuz ya? Olabilir kardeşim. Uymadı görüşüm sana. Sana tabi olmak zorunda mıyım ben? Biz artık bunu konuşmak zorundayız şu Elazığ kamuoyunda. Şov yapmanın hiç anlamı yok. Hiç anlamı yok şov yapmanın. Seçimler geliyor. Haziran seçimleri. O zaman el mi yaman, bey mi yaman görüşeceğiz. O zaman görüşeceğiz. O zaman bakan bahaneler ne olacak? 13. seçimi kaybettik. Sonuç? Önümüzdeki seçimlere bakacağız. Ya her biz siyasetin içerisindeyiz. Konuşuyorlar. Tayyip Erdoğan gidiyor. Her seçim. Ya kardeşim nereye gidiyor? Nereye, nereye? Nereye gidiyor? Senin dışarı çıkıp konuşacak bir alternatif fikrin var mı gidiyor diyorsun ya? Sen seçmenini ikna edemiyorsun. Geri kaldı diğer seçmen sana gelir mi ya? Nasıl gelecek sana? Hangi fikirle gelecek? Hangi icraatla gelecek? Hangi mantıkla gelecek burada? Bizde o yok. At gözlüğünü takmışlar, böyle bakıyorlar. Nesin sen? Ben buyum. Ya bırakın kardeşim, o devir bitti, bitti. O yaralar çok kaşındı. Çok kaşındı o yaralar. Ama kaşıyan yaralar hepsi iyileşti. Daha artık sen orayı kaşıyamazsın. Sen orayı da yara yapamazsın. Çünkü herkes uyandı. Ben evime bakarım, cebime bakarım, işime bakarım, çocuğuma bakarım. Hayat standartı, herkes onun peşine düşmüş artık. Bitti. İdeolojim böyle olmuş oğlum. Bu memlekete kimin bir parça faydası varsa Allah razı olsun. Kim olursa olsun ama. Kim olursa olsun. Allah razı olsun ondan. Ya çıkın bunları konuşun ya. Ya siz şimdiye kadar medyada böyle konuşma gördünüz mü? Ya bunları söyleyen bir babayet gördünüz mü? Yani ben de bunları... Ya yok, adam konuşamaz ki. Niye? Bir yere bağlı. Ben burada örnek yerim. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben gidiyorum sağ seçmene yalakalık yapıyorum. Niye? Geleceğimi düşünüyorum. Ya olmaz. Arkadaş, hangi partideysen o partinden devam et. Bırakma, ben istifa etmişim. Beni iki sefer ihraç etmeye kalktılar. Güçleri yetmedi. Orada kendilerinde var. İki sefer ihraç edemedi. Çünkü niye? Beni ihraç edemezler onlar. Öyle bir güçleri yok. Çünkü benim il teşkilatım bana sahip çıktı. Kendileri ihraç ediyor. Suç ne? Bize baş kaldırıyor. Ne? Bizim yaptıklarımızın doğru bulmuyor. Tabii doğru bulmayacağım ya. Ya sen muhalefet olduğun halde bu kadar pislik yapıyorsun. Ya iktidara gelsen sen neler yapacaksın ya? İki, bir isim daha vereceğim size. Bundan bir önceki merkez ilçe başkanları kimmiş bir sorsunlar. O merkez ilçe başkanları ne düşünüyor kendileri için?
Bundan önceki ilçe, merkez ilçe başkanları. Beni aradı bugün. Abi dedi, ben İsmet Bey'i düşünüyorum dedi. Çünkü bunlar bana büyük darbe vurdular. Ben adam tanımıyorum, bir şey etmiyorum. Benim dönemimde değil. Kendileri getirdi. Kendi ağababaları getirdi burayı. Böyle bir şey olur mu ya? Çamur at. Neye çamur atıyorsun? Çamur atacak adam elinde bilgisi belgesi olur. Kimseyi dinlemez. Metni kendisi yazar, kendisi söyler. Bana şimdiye kadar hiç kimse bir metin verip okutamadı. Hiç kimse. Ve hiçbir zaman da bir metinle ben kimsenin karşısına çıkmamışımdır. Hiçbir zaman. Bildiklerimi bilirim ben. Ben kafama not ederim. Fotoğraf gösteriyor. Ya o kardeşim, gösterdiğim fotoğraflara bir bak. O fotoğrafta kim var ya? Kim var o fotoğrafın içerisinde? Benim sevenlerim gelmiş oraya. Cumhuriyet Halk Partililer de var o. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verecek insanlar var, benim yanıma geliyor. Ben onları kabul etmeyeyim mi? Ben diyor sizin yanınızdayım abi. Ben oyum diyor AK Parti'ye vereceğim bu dönem diyor. Yani ben onları orada dışlayayım mı? Ne diyeyim? Ondan da vazgeçtim ya. Ondan da vazgeçtim. Şunu size söyleyeyim. Bizim AKP il başkanımız AKP'den istifa edip CHP gelse ne olur? Hadi buyurun. Yer yerinden oynar değil mi? Davullar, zurnalar çalır. 40 gün, 40 gece kurbanlar kesilir. Kendilerine geldiği zaman iyi. Başkasına geldiği zaman ihanet oluyor. O bir halk uyandı, bakın merak etmeyin. Bu memlekette cahil kimse yok. Bu memlekette cahillik bitti. AK Parti 20 yıldır Türkiye'de iktidar. Doğan çocuk şu anda 3 seferdir oy kullanıyor. 2 seferdir oy kullanıyor. Herkes gözünü açmış. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Fikriniz neyse lütfen zikrinizi de söyleyin bana. Benim fikrim buydu. Zikrimi söyledim, partimden ayrıldım. Bak yine partimden diyorum ha. Ve yine diyorum ha. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi onların babasının malı değil. Halkın partisi o. O Cumhuriyet'in Atatürk kurucumuz, Atatürk'ün partisiydi. Bak nereye getirdiler o partiyi. 70 yıldır iktidara gelemiyorlar. Niye? Zihniyetten dolayı gelemiyorlar buraya. Biz o zihniyeti değiştirmek ama başa çıkamadık. Biz onları değiştirelim derken onlar bizi değiştirdi. Bak onlar bizi değiştirdi. Bizi partiden gönderdiler. Gönderdi, bakın ben açık açık söylüyorum bunu ha. Ha öyle mi dedik? Arkadaş parti sizin olsun ya. Bizim gidecek çok partimiz var. Beni Sayın Cumhurbaşkanım direkt onurlandırdı, şereflendirdi. Kuruluş yıl dönümünde beni çağırdı, ismimle çağırdı. Bana rozet taktı orada. Peki efendim, rozet takılırken neler konuşuldu, o süreçten de bahsederseniz. Şu var yani, rozet konuşuldu. Nasılsın, iyi misin? Aileniz nasıl? Sağlık durumu nasıl? İşte iki insanın, medeni iki insan nasıl konuşursa onunla ilgili. Şunu da söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'na ben tokalaştım. Kibarlık gereği orada elimi çekmek istedim. Dedi, hayır elini çekme dedi. Biz konuşuyoruz dedi. Elini bırakma dedi. Ben o, bilerek yani merhaba dedim, çekilin. Hayır olmaz dedi. O samimiyeti orada gördüm ben. Bizde ise adam geliyor eli cebinde karşılıyor ya. Yemin ederim sana ya. Ha bu adam kim? Partiye üye olmuş. Ya iyi ki ya, başver ya, iyi olsun. Ya böyle bir zihniyet olur mu ya? Böyle bir zihniyet olur mu ya? Bu ülkede bir oyla her şey değişecek. Bakın göreceksiniz. Bir oyla. Bu memlekette herkesin oyu kutsaldır. O kutsal oyların bir tanesi her şeyi değişecek bu memlekette. Lütfen not alın bunu. Biz onun farkında olduğumuz için bu çalışmayı yapıyoruz. Aman bu beledir, ötekileştirin. Bunu şekli öteki, öyle ötekileştirme olayı yok, yok. Benim ne fikirde olduğumu, ne olduğumu ve Elazığ'ın hepsi bilir. Ben bunların hiçbir tanesini inkar edemem. İnkar ettiğim zaman bana derler, ya sen bu değil misin? Ben onu söylüyorum, ben buyum. Ama arkadaş, geçmişte yapılan hepsi yanlıştı. Hepsi yanlıştı. Biz o yanlışları düzeltemedik. Biz ne yaptık? Geldik buraya, Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu görevi verdi. Biz de o görevi kabul ettik. Bakalım hayırlısı neyse, inşallah güzel şeyler olur. Onu da göreceğiz burada. Ha ondan sonra kimin haklı olup haksız olduğu ortaya çıkacak ve atılan çamurların ne olduğuna görecekler. Bakın şu kadar dosyam var. Ben şimdi hiçbir konuşma dosyayla gelmiyorum. Yarın geleceğim ama dosyalarda. Yarın o dosyalarla geleceğim. Ben de konuşacağım. Ben sizin ekmeğinizi vermiyorum. Suyunuzu da vermiyorum. Siz gelmişsiniz oraya, oturmuşsunuz. İşinize bakın kardeşim. Ünsal Karatepe kaç kimdir yani ya? Kim Ünsal Karatepe? Bir tane oy var. Niye bu kadar çekiniyorsunuz ki? Niye? Korku var. Benim dün mahalleye gitmem büyük bir şey yarattı. Orası benim mahallem. Benim. Feyiz Çakmak, Yıldız Bağları benim mahallem. Benim. Benim ölüm olduğu zaman o insanlar geliyor. Benim sevincim olduğu zaman o insanlar geliyor. Orası kimsenin babasının malı değil.
Hiçbir partinin de babasının malı değil. Onu da söyleyeyim ben size. Ben burada Olgunlar Mahallesi'ne de inerim. Ben burada Musa Paşa Mahallesi'ne de inerim. Buradan Cumhuriyet Mahallesi'ne giderim. Ben giderim, her yere giderim. Buradaki köylere de ben giderim. İlçelere de giderim. Gitmek zorundayım. Ama siz ötekileştirirseniz bu işler yürümüyor. Bu işler yürümüyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ha, konuşacak çok şey var. Ama şunu söyleyeyim. Biz kendi adabımızdan, terbiyemizden biz hizmet vermeye geldik buraya. Biz hizmet vermeye geldik buraya. Ha ben diyorum, ha ben il başkanım, beni partiden atmışsınız söylüyorsunuz ya. Partiden atılan bir adam, kötü bir adamın niye arkasında duruyorsunuz bu kadar? Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Siz beni büyütüyorsunuz konuştuğunuz zaman. Büyütmeyin beni. Bırakın ben küçük kalayım ya. Siz kendi elinizle bunları yapıyorsunuz. Ama ben o dosyalarımı çıkarırsam bu memleketi kimse konuşamaz, onu söyleyeyim. O beşli çete Cumhuriyet Halk Partisi'nde duramaz yani. O beşli çete Cumhuriyet Halk Partisi'nde duramaz. O zaman konuşuruz bakarım. Çamur atma nasıl oluyormuş? Yine söylüyorum. Söyleyen zatı şahane. Yarından itibaren cevabını bekliyorum. Ben yarın istifaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın rozetini ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına giderek teslim ederim. Bende o kadar medeni cesaret var. Ama onlardan da aynısını bekliyorum. Yapılmadığı takdirde bundan sonra sonuçlar ağır olacak. Bırakın ya. Siyaset yapıyorsanız düzgün yapın siyaseti ya. Benim dememle mi burada AK Parti kazanacak? Benim dememle mi burada Cumhuriyet Halk Partisi kaybedecek? Böyle bir şey var mı ya? Herkes aklına sahiptir. Herkes kime oy vereceğini iyi biliyor. Ama halk da şunun farkında. Kimler doğruyu konuşuyor? Kimler yanlış konuşuyor? Halk ona göre oturacak. Siyasette bir gün çok büyük bir zamandır. Çok büyük bir zamandır. O seçmen mühürü eline aldığı zaman, seçim kağıdını da eline aldığı zaman o mührü nereye vuracağını iyi bilir. Merak etmeyin siz. O mühür bu tarafa gider ama getir bu tarafa vurmayı da bilir. Efendim bir de arkada bekleyen geçişlerin de olduğu açıklamasında da bulundunuz. Evet. Peki bununla ilgili de bilgi verirseniz. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın ben bir il başkanı olarak bu yola girdim. Şimdi siz de bu işi takdir ederseniz ki insanların yaşadığı yerlerde bir mahalle baskısı oluşuyor. Ben buraya gittim dediği zaman millet bilmiyor. Bu hep tüm partiler için geçer. Bu yalnız Cumhuriyet Halk Partisi için geçer. Bu AK Parti'de de var. Diğer partilerde de var yani. Bu herkes için geçerli. Ama biz şunu söylüyoruz. Ben başkanıma dedim. Başkanım ben buraya 1000 kişiyle gelirdim dedim. 1000 kişiyle. O zaman o şova dönüşürdü. Hayır. Biz neyin peşindeyiz burada? Haziran seçimleri değil mi? Biz Haziran seçimlerinden sonra şunu yaparız. Cumhuriyet Halk Partisi, ben kendim için konuşuyorum, diğer partilerden özür dilerim, ben onları bir şey yapmıyorum, söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçimde kaç oy almıştı, AK Parti kaç oy almıştı, bu seçimde kaç oy aldık bunlar, o zaman görüşeceğiz katılımın ne olduğunu. Binler mi katılıyor, 10 binler mi katılıyor, köylerde ne kadar katılım olduğunu, o zaman konuşacağız. Biz mi afaçı konuşuyoruz, ben size diyeceğim ki ben yarın 5000 kişiyi getiriyorum, sonuç 0. Ama seçim sabahı bunu konuşacağız ama. Elazığ'da seçim barajı 90 bin alıyorsun orada oy, ben milletvekili çıkardım. 48 yıldır Elazığ'da ben milletvekili ilk defa çıkardım. Aldığın oy kaç? Ben 2011 yılında biz aday olduğumuz zaman Elazığ'da 48 bin oy alınmıştı. 48 bin oy almış, yine kazanılmamıştı. Ya siz ittifakta oy alıp ondan sonra ortaya mı çıkıyorsunuz? Millet bunu gördü. İttifaktaki seçmen de bunu gördü. İttifaktaki seçmen de bunu gördü. Yarın o seçmen değil mi Cevap kardeşim? Ha öyle mi? Biz ondan sonra kendi bildiğimizi yapalım. Biz yarın bununla görüşeceğiz orada. Yine söylüyorum. Yarın sabah zat-ı şahaneleri bunu ispatlamak zorunda. Eğer ispatlamadığı takdirde istifa edecek. O bana nasıl söylüyorsa bunu. İstifa etmediği zaman ben o zaman görüşürüm. O zaman konuşurum. Ya konuşmam olarak söyleyeyim. Ben o zaman konuşurum. Bakalım nasıl konuşuyor. Kendileri bu ithamlarda bulunuyorlar. Fotoğraf gösteriyor. Ya adam bir bakar o fotoğrafta kim var ya. Bizim köyler muhtarları gelmiş bizimle fotoğraf çektirmiş ya. Adamların işleri var. AK Parti il binasına geliyor. O anda bizi gördüler, onlar da geldi. Suç mu işliyorlar? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi binasına muhtarların gitmesi suç mu? AK Parti il binasına muhtarların gitmesi suç mu? İYİ Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Saadet Partisi'ne gitmek suç mu? Bu yeni mi çıktı bu memlekette? Bırakın şu menfaat işlerini. Bu menfaat işleri bitti. Bu halkın gözü açılmış. Bu halk hizmet edenin yanında. 15 seçim geçmiş. Halk kötü görse de vermezdi. Bir seçim verir. Türkiye tarihinde değil, dünya tarihinde böyle bir seçim olmamış. Bakın ispatlayan getirsin bana. Yine söylüyorum.
Avrupa'daki sosyal demokrat partiler, liderler bir seçim kaybettiği zaman utancından isve diyorlar. Ama bunlar habire diretiyorlar. 12 seçim, 15 seçim adam diyor ne olur. Niye? Adamın bir partiyle, yönetimle, ülkeyle bir meselesi yok. Adamın meselesi cep meselesi. Ben burada otururum işte genel başkan yardımcısıyım, örgütlerden sorumluyum, saltanatımı sürüyorum, partinin tüm nemalarından yararlanırım. Biz buna karşı çıktık. Biz buna karşı çıktık. Karşı çıktığımız için de nerede siyaset yapacağız? AK Parti'de siyaset. Çok partiden bana teklif geldi. Ben siyaseti bıraktım dedim. Bıraktım dedim. Gidebilirdim de. Ama Cumhurbaşkanımdan teklif geldi. Hiç kırma, yani kırma değil de haddimize değil biz o laflar kırma kelimesine konuşma. Emredersin Cumhurbaşkanı. Hiç şey yapmadım yani. Efendim 2015 yılında görevi bıraktığınızı söylediniz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne de farklı bir bağlılığınız, sevginiz hala devam ediyor. Peki AK Parti'ye geçiş neden daha erken olmadı? Bakın şunu söyleyeyim. Ya şimdi her insanın bir görüşü vardır değil mi? Bir piramit içerisinde veya da bir vazo içerisinde her türlü renk olabilir. Siz o renkleri orada ayıramazsınız. Çünkü niye? Oraya bir güzellik katıyor. O vazonun içerisindeki değişik renkler bir güzellik katıyor orada. Ama bizde vazo bırakmadılar. Kırdılar hepsini. Biz o mozaiğin içerisine bir türlü giremiyoruz tamam. Onlar da değişiklik yapıyor ama böyle bir değişiklik olamaz orada. Biz 2015 yılında il başkanıydım. Ben önümü görüyordum neler yaşanacağını. Biz toplantılara gidiyordu. Tamam diyordu ya bu sefer gitti diyor. Devirdi. Kimi devirdiniz ya siz? Siz kimi devirdiniz bu ülkede? Devirdiniz yani kimi deviriyorsunuz? Bu ülkede ne olur? Seçimle bu işleri halledersiniz. Seçim sabahı oluyor. Kimse de ses sada yok. Herkes bir tarafa kaçıyor. Ne oldu? Kazanıldı. 3 gün sonra bir de ortaya çıkarlardı. Ama şunu yaptı. Ben Cumhuriyet Halk Partili olduğum zaman da hiçbir zaman hiçbir partiye ilgi duymadım. Bunu söyleyeyim açıkça. O benim için ya benim için bir ihanet olur. Ama ben partiden istifa ettim. 2 yıl önce ben partimden istifa ettim. Benim hiçbir görüşüm yok. Ben görüşsüzüm orada. Benim için uygun kişimin AK Parti var. Ben geldim şu anda AK Parti'nin bir üyesiyim burada. Bana ne görev verirlerse ben onun için burada çalışacağım yani. Ha görev vermese yapacak bir şey yok orada yani. Ha bizim amacımız geldik burada kamuoyuna gerçekleri anlatmak. Ya çıkıp gezelim. Köylere gidelim, ilçelere gidelim kardeşim. Caddelerde gezelim. Korkmayalım. Bu halktan biz gücü alıyoruz. Bu halk gücü bize verdiği için biz böyle konuşuyoruz. Bu halk gücü vermediği zaman konuşamayız biz burada. Lütfen gidelim ya şu halkın içine girelim ya. Bırakın halk boşa deşarj olsun ya söylesin sana her şeyin. Eyvallah. Eyvallah teyze diyeceğiz. Eyvallah amca diyeceğiz. Mecburi diyeceğiz bunları. Çünkü niye? Ya, gelenler vekil burada. Asılları burada ya. Asılları sana söylüyor bunu. Vekilin bir şey yapma yetkisi var mı ya? Aslın sana diyor ki bunları yap. Eyvallah yapmak zorundasın ya. Seni çünkü gönderiyor. Seni temsil ediyor orada. Biz bunun peşindeyiz burada. Çıkıp şov yapmanın, şunu yapmanın, bunu yapmanın anlamı yok. Ben AK Parti'deyim. AK Parti Türkiye'de 20 yıldır iktidar. Ben nasıl çıkıp konuşup şov yaparım, bunu yapacağız, şunu yapacağız. Benim haddime mi düşmüş ya? Ben kimim? Biz bunu anlatacağız bu insanlara ya. Bakın bu ülke uçuruma gidiyor. Niye? Sınırlarda büyük sorunlar yaşanıyor. Dünyanın diğer tarafında savaşlar yaşanıyor. Dünyanın iki tane süper gücü dünyayı dizayn ediyor. Ondan önceki süreçte korona virüsüyle, belasıyla getirdiler bu ülkeyi, bu dünyayı ne hale soktular. Türkiye sesini çıkarmaz. Hatırlıyor musunuz? Ecevit başbakandı. Baba Bush'un yanına gitti. Baba Bush Oval Ofis'te oturuyordu. Rahmetli Ecevit de masanın köşesinde oturuyordu. Genelkurmay Başkanı da yanındaydı. Yana kalıyor. Babayı sen alsana Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Hadi babayı sen alsana. Al bakayım seni göreyim. Niye? Otoriter olacaksınız biraz ya. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsan haddini bileceksin. Geliyor da devlet başkanları ayak kalk üzerine atıyorlardı. Bizimkide gık yok. Biz de ayak kalk üzerine atacağız bundan sonra. Bu memleket bizim. Bizim gidecek bir topu yerimiz de yok, ülkemiz de yok. Biz gidip Yunanistan'a sığınamayız. Biz gidip Bulgaristan'a sığınamayız. Biz gidip Ermenistan'a, biz gidip İran, biz gidip Irak, biz gidip Suriye'ye sığınamayız. Bizim genlerimiz öyle bir şey yok. Ölürsek de burada ölürüz. Herkes vatanı millet için ölmüyor mu? Bırakın ya onlar ölmeyi biliyor da biz mi ölmeyi bilmiyoruz? Ama şimdi ne oldu? Şahsi menfaatler, rant kapısı. Biz nasıl ülkeyi ele geçir? Ya ele geçirsen ne olacak bu ülkeyi? Senin yapacağın işler belli orada ya.
Seçimlere kalmış burada 8 ay. Aday yok. Ne zaman belirleyeceksiniz adayı? Bir zaman belirleyeceğiz. Her kafadan bir ses çıkıyor. O diyor adayım bu, bir diyor adayım bu. Biri kalkıp diyor ki efendim diyor seçmen diyor bakıp düşünecek. Bu kişi olursa oy verelim mi vermeyelim mi? Niye? Niye? Çıkar adayını. Biz bunlarıyız. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Ekmelettin İhsanoğlu vakasını bize yaşattılar. Kardeşim kendi partinden adayını çıkar. %5, %10 o olsun. Muharrem İnce'yi aday ettiler. Cumhuriyet Halk Partilerinin hepsi aleyhinde çalıştı. Bakın ben bunu söylüyorum. Kamuoyunda söylüyorum. Hepsi aleyhinde çalıştı. Niye? Adam dedi Cumhurbaşkanı olursa hepsini siler dedi. Partide martide bizi hepsini götürür. Bizim şeyle Cumhurbaşkanı işimiz yok. Bizim partiyle işimiz yok. Bu partiyi elimizde tutalım. Aman. Düşün şu mantığa bakın ya. Cumhurbaşkanlığı seçimde ihanet ediyor kendi partisine. Niye? Bu adam Cumhurbaşkanı olursa bizi burada ezip götürecek. Biz burada biteceğiz. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Ben ihanetçi değilim, kusura bakmayın. Ben ihanetçi değilim. Biz gördük partimizden ne olduğunu. Ha kendileri ben attı canım. Ben öyle diyorum artık. Siz beni partiden attınız mı attınız? Tamam ne iyi yapmışsın. Allah razı olsun yani ya. Ben partiye gelemezdim. Ama bunu sevgili Elazığ kamuoyundaki vatandaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz lütfen bunu böyle bilsin. Gerçekleri konuşalım artık bu ülkede. Hiçbir şeyi de kaşımanın da anlamı yok. Hiçbir parti kimsenin babasının malı da değil. Onu da ben söyleyeyim yani. Biz gelmişiz buraya, hizmet için gelmişiz buraya. Benim sorunum yok ya. Ama bu sorun olan bir sürü insan var. Kandırılan bir sürü insan var bu memlekette. Gelip bunları anlatacağız. Anlayana kadar anlatacağız. Onu da bıkmayacağız ama. Onları anlat, hangi dilden olursa anlatacağız. Türkçe anlıyorsa Türkçe, Kürtçe anlıyorsa Kürtçe, Zazaca anlıyorsa Zazaca, Lazca anlıyorsa Lazca, Çerkezce anlıyorsa. Biz onları anlatacağız bunu. Anlatmak zorundayız. Yoksa olmuyor, yürümüyor bu işler çünkü bu şekilde yani. Mustafa ben Bey. Yine tekrarlıyorum bunu. Bana bundan sonra birisi konuştuğu zaman ispatıyla gelecek. Ben yarın akşam 5'e kadar bekliyorum. İspatlamadığı takdirde kendisini müfteri ilan ediyorum burada. Yarın ben belgesini açıklayacağım. Üyesi olup olmadığını, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup ben açıklayacağım. Belgesiyle buyurun. Bu adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi değil. Nasıl çıkıp konuşuyorsun sen? İki, açıyorlar adama yalvarıyorlar. Aman ha aman ha partimiz için bir şey konuşma. Senin çocuğunu işe koyacağız. Belediyede hemen işe alıyorlarmış. Ya bir sulaf söylenir mi? Adam utanır ya utanır. Utanır bir sefer adam ya. Bu senin il başkanı, ilçe başkanı. Seni satın, nasıl satın alıyorsun sen bu insanı? Bu laf konuşulur mu? Hadi bunun cevabını versin. Buna da yalan desin. Ya adam beni seviyor seviyor yanıma gelmiş. Niye zoruna gidiyor seni? Oradaki bir sürü insan var. Biz gelip AK Parti'ye oy vereceğiz. Yani şunu söyleyeyim. Bu ülkede AK Parti'nin 26-27 milyon oyu var. AK Parti'nin 27 milyon üyesi var ya bu ülkede. 27 milyon üyesi var burada ya. Bu siyaset bu kadar ucuz olabilir mi ya? Her üyesi olan mı parti oyu? Üyesi olmayan kimse AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti'ye, MHP'ye oy veremez mi bu memlekette ya? Bu nasıl bir fikir? Bu nasıl bir zihniyet? İşte bu zihniyetten dolayı ötekileştiri yaptığı için Cumhuriyet Halk Partisi %20 barajına gidip geliyor. Efendim programımızın artık sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz varsa kısaca alalım. Ben şunu söyleyeyim. Elazığ kamuoyundan ricam şu. Lütfen gerçekleri görsünler. Ülkenin gerçeklerini görsünler. Şahısların, Ahmetlerin, Mehmetlerin sorunu değil bizim sorunumuz. Bizim sorunumuz ülke sorunumuz. Atıp tutmanın da anlamı yok burada. Bir ülkeyi yönetebilmen için iktidar olmanız lazım. İktidar olmadığınız müddetçe de muhalefet olursunuz. Muhalefetin de iktidara gelebilmesi için alternatif olacak. Halkın karşısına çıkıp projelerini açıklayacak. Ama maalesef 20 yıldır proje açıklama yok. 20 yıldır hezimet oldu. O yüzden sevgili Elazığ hemşerilerim ben saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Lütfen bu konularda duyarlı olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bize fırsat verdiğiniz için sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Fırat Masası'nın sonuna geldik. Başka konu ve konuklarla tekrardan görüşmek dileğiyle esenle kalın.